Merhabalar. Ay bugün de efendim bayağı temizlik yaptım. Ondan sonra her zaman yayınlarımı biliyorsunuz karşıda bu tarafta yapıyorum ama bugün istedim ki efendim böyle bir dekor değiştirdim. Az önce de zaten şeydeydim, mutfaktaydım. Güzel yemek tarifi çektim efendim. Montajlaması evet bayağı geç sürüyor. 3 dakikalık veya 4 dakikalık bir video. Yemek videosu. Arkadaki televizyon ışık mı vuruyor bana? Nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapalım. O da saç rengimi değiştiriyor. Çok teşekkür ediyorum Mert. Kostümünüz çok şık. Teşekkürler canım. Evet. Işıl Duru'cum hoş geldin canım. Şu televizyon herhalde bana vuruyor değil mi? Şöyle yapsak yine mi vuruyor? Kapatsam mı ki acaba? Ay buradan kapatamadım ya. Kumanda biraz şey pili yok herhalde. Evet efendim. Şimdi ha vallahi telefon aman televizyon vuruyormuş. Evet Didem bir su hoş geldiniz. Şimdi görüntü iyi oldu mu efendim? Çünkü arkadan televizyon sürekli vuruyor. Nasıl mutfakta yemek tarifleri verirken lamba beni şey yapıyor. Vuruyor bana ondan dolayı. Evet. Ay çok teşekkür ediyorum. Ay Duru demiş ki ne? Hoş bulduk Sibel. Kombin harika olmuş. Pijama üstü. Kız ne yapayım kız? YouTube kanalıma atacağım. Ondan dolayı yani. Burada kalmış olsa neyse yani az önce de kızlar şeydeydim mutfaktaydım güzel böyle yemekler yaptım şimdi anlatırsam olmaz birkaç dakikaya kadar yüklenecek zaten YouTube'ye çok zor oluyor evet montajlama gerçekten çok zor oluyor efendim çok da zevkli oluyor. Tülay'cığım hoş geldin. Aynen Duru'cum. Gerçekten. Yo anlatırsam Emel Aksay hoş geldin canım. Yani o zaman bir anlamı kalmaz yani. YouTube'ya yüklendiğinde zaten abone olanlar izlerler. Montajlama çok sürüyor efendim. Montajlama çok sürdüğü gibi de şey de çok sürüyor. 3 dakikalık 4. Kız yok. Genel temizlik yaptım. Allah sana ne diyeyim kız. Genel temizlik yaptım. Her zaman dedim ki ne... bilmiyor musun her zaman burada Türk bayrağı burada. Ay ne güldürdün kız dur beni. Efendim evet genel temizlik yaptım ben de.
Güzelce. Ondan sonra geçtim, güzel bir yemek tarifi yaptım. Neden kız? Zaten bu çift bayrak var burada. Bir ilkokula gittiğimde öğretmenimden kalan hatıra bir bayrak var. Eski. İkiye gidiyordum. İlkokul ikiye. Bu da ikisi de alnişanlı Türk bayrağımız. Bunlar her zaman burada. Ben yer değiştirdim de ondan dolayı canım benim. Ha. Ay Drago hoş geldin. Evet, dudağın da gitgide iyileşiyor ve yerine oturuyor. Evet, bakınız efendim tek dikiş ne hale getirmişti benim. Yememde sorun vardı. Ruj, kalem, çekimimde, çerçevede bayağı bir dikiş bile yani insanı rahatlatıyor. Alındı ve dudağıma bakın efendim görüyor musunuz? Yok vallahi tertemiz. Tertemiz ben her gün yapıyorum her gün. Yani. Tabii canım her gün temizliğimi yapıyorum. Olaysın kraliçem demiş Drago. Teşekkür ediyorum canım. Serdar hoş geldin canım. Hoş geldin. Şeftali. Soydum kabuğuyla sevmiyorum. Bugün dışarıya çıktığımda nektarı alacağım. Şeftali'nin amcasının oğlu. Güzel kızım, güzel kızım. Şu an canlı yayındayım. Hı. Fenomen bir arkadaşım. Çok eski arkadaşım kendisi. Kipolet nerede? Ben Kipolet'i göremedim canım. Vallahi tertemiz. Tansu hoş geldin canım. Ha Kipolat buradaymış. Hoş geldin Kipilet. Tertemiz efendim. Tertemiz yaptım böyle. Gerçekten. Bir de teşekkür ediyorum Soğur. İyiyim canım. Sen nasılsın? Bir de halılarımı da yıkamaya verdim efendim. Ondan sonra halıcı getirdi. Muşambayla getirdi. Ben de hemen şeye koydum. Yatak odasına koydum efendim. Murat teşekkür ediyorum. Kıyafet süper abla demiş. Teşekkür ediyorum canım. Ondan sonra şey yaptım efendim. Halının poşette geliyor. Kopmaması için de poşetten delik açtım. Yani malumunuz Eylül ayına girdiğimizde zaten soğuklar başlıyor. Hayriye hoş geldin canım. O zaman sereceğim yani. Hı. Ayol siz beni böyle görüyorsunuz evin içinde. Hadi ben sosyal medya fenomeniyim de kendi çapımda. Ya dışarıdaki açık saçık giyinen kızlar sıcaktan. Yani.
Ağlayan şiir. Gözüm gördüğünce okuyorum canım yorumları ya. Ondan sonra birazdan şeye çıkacağım efendim. Biraz hava serinlesin de. Çok sıcak. Çok sıcak. Şey alacağım. Ispanak alacağım. Yarın için. Aa, bu güzel bizim Ankara'daki güzel değil mi acaba? Fiyai demiş ki abla çok güzel olmuşsun. Makyajı mı? Saçı mı? Duduk, merhabalar. Ha bilmiyorum canım. Piraya hoş geldin canım. Elimden geldiğince okuyorum efendim. Yok beni okumadın abla diyerekten. Hayır benim gözümden bir şey kaçmaz. Yukarıya doğru yorum çıkmıştır yani. Bir daha yazarsan illaki okurum yani. Bilber hoş geldin canım. Ay gerçekten bugün ne oldu biliyor musunuz? Ay şurada oturuyordum, kahve içiyordum efendim. Bir yandan da temizlik yapıyorum. Bir tane resim paylaştım. Ki o resim zaten Instagram'da var. Yıllardır var. Ondan sonra hemen bana bir şey geldi. Herhalde bunlar şikayet ediyorlar ya. Gerçekten. Dediler ki Sibel Baysal bu resmi efendim Nursel abla hoş geldin. Alo Nursel abla hoş geldin. Nasılsın? İyi misin ablacığım? Aa, o güzel yanaklarından öpüyorum ablacığım. Canım benim bir tanem. Nursel abla da çok değerli bir hanımefendi kendisi efendim. Tüm sosyal medya hesaplarımdan yıllardır 2016'dan bu yana takip eder efendim. Nevşah hoş geldin canım. Nevşah da öyle. Ama çoğunlukla şey. Ne bileyim hayatım aradı cevap verseydi zaten konuşacaktım. Yüzüme kapattı. Ha evet. Resmi kaldır demediler. Kendileri kaldırdılar. Ondan sonra baktım o para kazandığım bölüme girdim. 3 ay boyunca dedi para kazanamazsın dedi. 90 gün boyunca. Melek Kurt hoş geldin canım. Ondan sonra ben de itiraz etme hakkın var dedi. Toprak hoş geldin. Ben de itiraz ettim efendim. 2-3 dakika üzüldüm. Tabii ki üzüldüm yani 90 gün boyunca. Rozet olayı yok dediler. Ondan sonra 3 dakika sonra tekrar haber geldi Instagram'dan. Resminizi tekrar paylaştık. Yine para kazanmaya uygunsunuz dedi. O da beni sevindirdi efendim. Yani. Oldu oldu kız. Şu an orada çıkıyor ya zaten. Şey. Rozet olayı çıkıyor ya canım. Ha. Bana işte şey geldi. Bir resim paylaştım ben. Ay Kipolat şu an çıkıyor değil mi? Bir ekran görüntüsü al. Bana özelden at. Bakacağım şimdi. Tabii itirazımı kabul etmişler, resmi tekrar yüklemişler. Yoksa eğer ki itirazım kabul olmamış olsaydı 90 gün boyunca rozetten mahrum kalacaktım. Çıkıyor.
O da zaten yıllardır var yani orası. Gerek Facebook, gerek burası. Var yani. Jartiyerli bir resmim yani. Elbisemi birkaç tane aldım efendim. Koptu bu gecenin klibi için. Ama bugün öylesine bir giyeyim dedim. Var var. 5-6 tane aldım. Daha da alacağım yani. Klipte biliyorsunuz ben çok şey değişik kıyafetler kıskanıyorlar solistimi demiş Nevşah. Tabii ki yani. Ne oldu? Ellerine ne geçti şimdi? Geri yüklendi resmim. Ondan sonra para kazanma olayı 90 gün yasak veriliyordu. İtirazım üzerine tekrar rozet olayı açıldı. Bir 3 dakika 4 dakika sürdü. İnanın gerçekten çok üzüldüm. Eyvah dedim paylaşmaz olaydım ama bu resim var yani. Bu resim var zaten. Evet. Baksanıza efendim. Şu kadar konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Yani ki Polat. İnsan der ki ne bu kadın emek sarf ediyor, yayın açıyor. Ondan sonra şarkılar söylüyor bize, sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Yani biz de ona destek olalım. Yani. Burada zaten TikTok gibi günlük çekme olayı yok. Aydan aya. Vallahi ben sana cevap veremeyeceğim canım. Çünkü sorduğun soru mantıksız olduğundan dolayı maalesef sana cevap veremeyeceğim canım. Yani engellemiyorum da seni. Niye engelleyeyim ki ne? Engellemeyeyim ki daha çok kudur. Engellersem o zaman ne olacak? Göremeyeceksin yayını. Yani. Elbisemin markası üstünde yazıyor. Paris'ten geldi. Paris'ten geldi. Görmüyor musun? Paris ablemi var. Elbisemde. Valla o kimseyi ilgilendirmez. Ben her zaman söylüyorum. Eğer ki beni üzenleri, bana laf söyleyenleri tabii ki ben de altta kalmam yani. Sonuçta ben patlıcan değil, can taşıyorum. Yani. Gelmesinler üstüme, ben de gelmeyeyim üstlerine. Gitmeyeyim üstlerine. Ben senin kim olduğunu biliyorum da o yüzden engellemiyorum ben seni. Aki Polat rozeti aldı. Artık desteğe devam diyelim efendim. Evet şu şekilde başa tutturalım. Evet. Teşekkür ediyorum ki Polat canım benim ya. Neyi canım? Ha. Ben senin yorumlarını okumuyorum, seni engellemiyorum. Ve sana cevap vermiyorum, vermek zorunda da değilim.
Yine Sibel Baysal gündemde. Yani en azından onun bunun videosunu çalıp da kendi kanallarına paylaşmıyor. Bu da bir suç teşkil ediyor. Adamı dahi kullanmanız suç teşkil ediyor. Ki o videoda ben yokum bir kere. Ama kalkıyorsunuz benim adımı kullanıyorsunuz. Hayatım, kendileri yayın açamıyorlar, bir yere ulaşamamışlar. Bu oyuna işte benle uğraşıyorlar, benim adımı kullanıyorlar. Yani. Vallahi billahi gerçek söylüyorum. Kaç tane video izledim ben. Atıyorlar başka bir yerlere, malum yerlere işte. Ondan sonra benim adımı kullanıyorlar. Ki hani izlensinler diye. İzleniyorsunuz da ne oluyor? Video çalmak, bir insanın resmini almak, bir insanın gerekçeli kararını paylaşmak, bunlar suç teşkil ediyor. Efendim? Efendim? İyiyim. Nereden arıyorsun? İyi, ben Ankara'dayım canım. Afyon'dan geldiğinde bana oranın sucuğu meşhur. Sucuk getir bana, tamam? Hadi görüşürüz, bay bay. Kaymak da getir. Ha, kaymak. Görüşürüz, bay bay. Hayranlarımdan birisi efendim, Afyon'dan. Afyon'un da sucuğu meşhur. O da dedi ki ne şeyi de kaymağı da meşhur dedi. İyi tamam dedim, geldiğinde getirirsin dedim. Ha, birisi oradan ne demişti? Telefon geldi. Hemen yorumu indireyim, okuyayım. Sibel Baysal'ın her videosu keşfette ismi yetiyor. Doğru söylüyorsun. Doğru. Yani bugün saçma sapan çekmiş olduğum videolar dahi TikTok'ta almış başını gidiyor. Umarım inşallah orada da bin olurum da orada da yayın açarım. En azından orada günlük çekme şeyimiz var. Ya. Burası aylık. Kimi insan vardır can sıkıntısından. Mesela ben bugün sabah 11 miydi neydi? Genelde Zümrüt o saatlerde yayın açıyor. Ondan sonra baktım ağlıyor Zümrüt. Baktım ağlıyor Zümrüt. Leto hoş geldin canım. İşte bir şarkı çalıyor, dolmuş kadın. Yani kalkıp da bir insan diğer insanın derdini içini bilemez. Yani hemen dedim beni al dedim. Baktım aldı beni. Ondan sonra Sude abla da vardı. Çok severim Sude ablayı da Zümrüt'ü de. Baktım yorumları göremiyorum. Yorumlar görülmeyince dedim senden kaynaklı bana dedi. Instagram'ı güncelledim, ettim filan. Tekrar girdim. Yine yorumları göremedim. İnsanlar yorumları göremeyince cevap da veremiyor. Hoşnut bir yayın olmuyor. Yani kadını bile ağlatıyorsunuz. Kadın fenomenlik peşinde mi? Hayır, gurbet ellerde. Açıyor, çayını demliyor, böreğini yapıyor. Hamurunu açıyor. Ondan sonra kolay mı efendim yani gurbet ellerde yaşamak ya? Bırakın yurt dışını. İnsan buradan İzmir'e, İstanbul'a gidiyor da yine memleketini özlüyor. Yani düşünün. O yüzden çileli kadın Zümrüt'le, o güzel sesli Zümrüt'le uğraşmayın. Ceyda hoş geldin canım. Pamuk şekeri,
Bugün videoyu paylaştım YouTube kanalıma. Konuk olmuştun ya bana. Hoş geldin canım. Evet. Yani bu kadar konuşuyorum, ediyorum efendim, emek sarf ediyorum. Sevgili Kipolat rozeti aldı. Hiç diyorlar mı efendim Sibel Baysal'a kalkıp da bir destekte bulunalım. Yani Aslı Öz, hoş geldin canım. Aa, çok teşekkür ediyorum canım ya. Olabilir yani zümrüt kola da içebilir, alkol de içebilir, yemek de yiyebilir. Serdar, onun yediği içtiği senin gözüne battı mı? Biricik Sultan gelmiş efendim. Hoş geldin Biricik Sultan. Neziha, hoş geldin canım. Canın sağ olsun canım ya. Ay Biricik'i burada gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Biricik nasılsın? İyi misin canım? Soylu Olcay. Merhaba, hoş geldin canım benim. Tabii canım, her gün ağlıyor Zümrüt yani. Müsait misin Biricik? Zaten gündüz herhalde. Müsaitsen gel bir konuk olarak aman şey katıl. Niye olmuyor? Biricik, senin istek göndermen lazım canım ya. Merhabalar Sibel Hanım demiş. Evet, kim rozet almış? Evet, Kipolet aldı. Teşekkür ediyorum efendim. Eğer Biricik sen bana istek gönderirsen ben seni alırım. Ben seni almaya çalıştım. Bugün herhalde Instagram'da problem var. Gerek Şükran abla gerek Zümrüt'ün yayınlarında bu devam ediyor. Bilmiyorum neden. Ama sen bir istek atarsan belki olabilir. Hera, hoş geldin canım. Aa, çok teşekkür ediyorum efendim. O kalpleriniz anlı şanlı Türk bayrağımıza da eşlik etti efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ha, Biricik Sultan demiş ki ne sürekli Hera selam. Benim hesabım sürekli şikayet ediliyor diyor Biricik Sultan. Sadece senin mi Biricik Sultan? Herkesin ki. Yani şimdi kalkıp da Biricik Sultan %90 engelli bir kader arkadaşımız. Fenomen peşinde olan değil. Olmak peşinde değil. Yani eğer onun da hesabını kalkıp da Yavuz hoş geldin eğer şikayet ediyorsanız ben artık söyleyecek tek kelime bulamıyorum efendim. Zümrüt olsun. Şey olsun. Ne alakası ki? Yo, ben kendisine aldım telefonu. Hala duruyor telefon. Uykudan uyanamadım. Geç kalktım. Postanede 4:30 sularında kalktım. Makyaj mı yapayım, giyineyim mi dedim. Ondan sonra o şekilde birkaç gün geciktirdim.
Ondan dolayı bana sitem etti. Yoksa ben Biricik'le benim herhangi bir problemim yok. Yani kalkmışım dört duvar arasında Brongi hoş geldin. Kalkıp dört duvar arasında cezaevinde önüne yemeğini götürdüm. Helal hoş olsun çayını götürdüm. Banyosunu yaptırdım. Yani benim Biricik'le benim herhangi bir sorunum yoktur. Hatta beni en son aradığında bana dedi ki Sibel dedi, ben dedi Ankara'ya yerleşeceğim dedi. Ben dedim ki ne gel dedim. Benim oturduğum semtte kiralar pahalı dedim. Ama eğer istiyorsan dedim Demet Evler var, Yeni Mahalle var, Etimesgut var. Oralarda Eryaman var. Oralarda tutarız sana bir ev dedim. Yani. Aa, kim aldı? Pamuk şekeri mi aldı? Ay çok teşekkür ediyorum pamuk şekeri desteğinden dolayı canım benim bir tanem. Artı Biricik eğer benim yanıma gelse, evde kalsa dahi, benim evde kalsa dahi benim huyumu bildiğinden dolayı beni alttan alır. Çünkü biz dört duvar arasında tanıştık onunla. Kandıra cezaevinde. O yüzden Biricik'le problem çıkacağını zannetmiyorum aramızda. Yani her türlü de hizmetine bakarım. 7/24. Ondan sonra da derler ki ne efendim bu arada şey derler Biricik Sultan Sibel Baysal'ın evine gitti. Sibel Baysal Biricik Sultan'ın engeli maaşına göz dikti. Onu da derler efendim. Alacağım insanı da alamıyorum yani. Sadece bana misafir olarak gelebilirler. Oturabilirler beni sevenler. Yani. Onu da derler efendim. Vallahi billahi onu da derler. Milletin ağzı çuval değil ki ne büzesiniz. Kaldı ki ben dört duvar arasında yani hanımefendiye, Biricik Sultan'a şey yapmışım, hizmet etmişim. Ha şöyle canım, o olayı da ben açıklayayım, açıklığa kavuşturayım. Şimdi biz Kandıra Cezaevinde Biricik Sultan Hanımefendi ile birlikte yattığımız dönemlerde oradan ben hani bakıcılığını üstlendim ya onun. Biricik Sultan da herhalde dedi ki bana bakıyor, maaş alıyor Sibel Baysal. Hayır öyle bir şey yok. Zaten kendisi de sonradan anladı. Öyle bir şey yok. Gönüllü olarak baktım ben. Gönüllü olarak baktım ben. Ben zaten orada çalışıyordum. Kandıra Cezaevinde ben güzellik salonunda çalışıyordum. Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde Kipola çok teşekkür ediyorum. Latom aldı. Teşekkür ediyorum efendim. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde de orada nerede? Mutfakta görev yaptım. Tekstilde çalıştım. Ön muhasebe bürosunda diploma, sertifika aldım. Efendim. Bu da benim bana kendi sesimi dinletiyor. Yayındaki sesimi dinletiyor şu an. Engelledim kimse. Yani bunları şey yaptım, bitirdim, aldım yani, okudum. Güzel halk eğitimi şeyimiz vardı. Gittim yani, hiç boş kalmadım yani ben orada. Kendi kendimi geliştirdim. Sağ olsun hocalarım da birbirinden değerliydi efendim. Yani. Aa, öyle mi ki bolet?
Canım benim. Aynen canım benim, bir tane. Lato Türkiye. Abla sen çok çekmişsin ama inşallah artık günlerin güzel geçer demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Yasmin hoş geldin. Canım nasılsın? İyi misin bir tanem? Yani benim bir lafım var efendim. El oğlu için üç kapı açıktır. Birincisi hastane, ikincisi cezaevi, üçüncüsü mezar. Yani. O yüzden hani kimse Roy, hoş geldin Roy Cook. O yüzden kimse kimseden hani sonuçta Allah'ın verdiği canı taşıyoruz. Bu üç şey her insanın, zenginin de fakirin de başına gelecek olan üç şey. Bunu sakın kimse unutmasın. Sakın. Yani. Tabii yani Kipolat'ın dediği gibi kanalımda benim mesela cezaevinde hani Billy Bunya kalkıp da bir cezaevinde bırakın efendim bir hafta kalıyor da saklıyor. Hayır, ben niye saklayayım? Kader mahkumuydum. Suçum ne olursa olsun. Demek ki devletimiz beni suçlu buldu ki girdim, yattım, çıktım. Umarım bu saatten sonra öyle bir şey olmaz. Ama olmamaya da senedi yoktur yani. Az önce ifade etmiş olduğum gibi. Her insan için geçerlidir. Üç kapı açıktır. Ha evet, Cuma günü gittim canım ya. Cuma günü gittim efendim. Şimdi Gamze denilen bir hanımefendi var. Orada 12.500 takipçim var. Onu aldı elimden. Roy Cook'tan da herhalde 3 tane rozet geldi. Kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Yoksa ben mi öyle gördüm? Yok, Roy Cook her zaman destek olur ablasına. Hatta Roy Cook müsaitsen görüntü vermeden de gelebilirsin muhabbete. Hay yok yok sonra geleceğim demiş Roy Cook. Teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Güzel kardeşim. Yani almış orada öyle duruyor. Sibel Baysal'ı değiştirmiş Gamze olarak koymuş. Paylaşım yok, bir şey yok yani. Ben Gamze'nin yerine olmuş olsam yani kalkıp da orada burada sürüneceğime, oraya buraya gideceğime kalkar Sibel Baysal'ın hesabını orada da rozet alıyordum. Tabii. Bir tek Sibel Baysal 185 Instagram hesabımda, orada da 8.000 takipçi var. 10.000
olması gerekiyor ve etkileşime bakmak gerekiyor efendim. Yani ama o Gamze'nin Gamze bence. Evet efendim, sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Çok güzel bir gündüz, cumartesi sohbeti oldu. Katıldığınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. YouTube kanalım Baysal TV, abone olmayan abone olsun. Abone olursanız sevinirim. Hatta abone olan da bildirim zil sesini açsın ki yüklediğim videolar otomatikmen düşsün efendim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın efendim.